Cumhurbaşkanı ben helallik istiyorum demiş. Siz yalan söylüyorsunuz diyorsunuz. Üç gün gitmedik yani, dedim. Pardon. Yani arkadaşlar biz ilk üç günle ilgili helallik istiyoruz demiş. Niçin istiyor? Net ya arkadaş her şeye cevap vereceksen çık benim adıma da sen konuş ya. Buyur. Ay buyur kardeşim. Sayın Özkoç. Sayın Özkoç. Demirbağ oturur musunuz yerinize? Ya beni terbiyesizlik olur mu ya? Lütfen rica ediyorum. Beni terbiyesizlik olur mu ya? Ya çık Allah aşkına ya. Hayret bir şey ya. Bağırıyorum çağırıyorum. Sayın Özkoç. Sayın Özkoç. Beni terbiyesizlik olur mu? Sayın Özkoç. Sayın Özkoç. Bir sürü insanlıklar ya. Hayret bir şey ya. Bir üslup var kardeşim. Sayın Özkoç. Ne biçim ahlaksızlık bu ya? Ya bırak Allah aşkına ya. Evet. Sayın Demirbağ. Sayın Demirbağ. Arkadaşlar. Sensin. Ya. Alın arkadaşlar. Sayın Özkoç. Sayın Özkoç. Uyumayın. Sayın Özkoç. Sayın Özkoç. Sayın Özkoç. Buyurun. Buyurun. Arkadaşlar, değerli arkadaşlar, bir grup başkan vekili olarak gayet sakin konuşma yapıyorum ya. Bağırmıyorum, çağırmıyorum. Kendimizi ifade edemeyeceğiz mi bu mecliste? Herkesi mi susturacaksınız? Konuşamayacak mıyız arkadaşlar yani? Sadece Eli Taş çıktı konuştu. Tek bir arkadaşımızdan ses çıktı mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nden tek bir arkadaşımızdan ses çıktı mı? Bak hala konuşuyorsunuz arkadaşlar ya. Ya Allah aşkına ya. Ya bir tutur ya. Sayın Eli Taş. Sayın Özkoç genel kurula hitap ediyor. Türkiye'de bir kişi çıkmış bir şey yapmış. Onun arkasına sığınarak bütün günahlarınızı kapatamazsınız. Bunu yapamazsınız. Bakın. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor genel başkanınız ve diyor ki ben helallik istiyorum diyor. Neden? Çünkü orada gerekeni yapamadık diyor. Gerekeni yapamadıysanız buradaki en büyük olgunluk hatanızı affetmenizdir. Bir kişinin yaptığı şey üzerinden sanki bu büyük bir kıyamet ve bunun arkasında bütün herkesi konuşan, haklı olan, eleştiren herkesin eleştirisi yok oluyor gidiyor. Böyle bir yaklaşım doğru değil. İnsanlarımız öldü diyorsunuz. İnsanlarla ilgili, ölümleriyle ilgili helallik istiyorsunuz. Hiç olmazsa istediğiniz şeyin arkasında durun. Bir kere yapın bunu ya. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına... Sayın Başkan. Hayır. Sayın Başkan. Hiçbir sataşma yok. İsterseniz 60'a göre bir söz verin. 60'a göre yerinize çok kısa bir dakika Anladım. Açalım. Siz de yeni bir sataşmaya muhal vermeden bitirelim bu konuyu. Sayın Bekaroğlu çok özür diliyorum. Kusura bakmayın siz iki keredir oraya... Sayın Bekaroğlu henüz buyurun demedim. Adınızı söyledim ama buyurun demedim. Erken davrandınız. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkanım. Sayın Cumhurbaşkanımız asrın felaketinde bugün 45 bine yakın insanın hayatını kaybettiği, 120 bin civarında insanın yaralandığı, dün hala 5.6 şiddetinde bir büyüklüğünde bir depremin hasıl olduğu Malatya Yeşilyurt'taki ve bir insanımızın hayatını kaybettiği 29 kişinin de enkazdan çıkarılma gayretleri olduğu bir süre içerisinde çok büyük bir felaket içerisinde gönül isterdi ki ilk gün İlk anda, ertesi gün veya diğer gün enkaz altındaki kardeşlerimizin hepsini çıkarabilseydik. Ama olmadı. İmkanlarımız bu çerçevede. Ben buradan bir vatandaş olarak, bir cumhurbaşkanı olarak, erdemli bir olarak özür diliyorum dedi. Tamamlayın lütfen. Başkanım, bununla ilgili bir şeyi vatandaşlarının 44.500 insanımızın hayatını kaybetmesinden duyduğu vicdan acıyı, hissettiği acıyı ifade edebilmek, onlarla ilgili paylaşabilmek adına. Bakın AK Parti grubunda 285 milletvekili var. 285 milletvekilinin 250'si oradaydı.
İnsanların acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak, dertlerine derman olmak içindi. Ama hiçbir AK Parti milletvekili fitne çıkarmak için orada olmadı. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza söylüyorum. Samimiyetle, iyi niyetle orada insanların yanında olmak için gayret gösteren milletvekili arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu, belki de hiçbiri fitne çıkarmak için orada değildi. Orada emek veren, gayret gösteren tüm değerli milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Özkoç. Söz talep ediyorum efendim. Buyurun. Ya arkadaşlar, bu nasıl bir yaklaşım? Kim fitne çıkartmak için oraya gitti ya? Ya böyle bir yaklaşım olur mu ya? Yani bu mecliste gerçekten hiç olmazsa tecrübesi olan, birikimi olan insanlarla birlikte doğru belli bir şey tartışamayacak mıyız ya? Ne demek fitne çıkartmak? Bir AK Partili bir tek kişiye fitne çıkartmak için gitti dedik mi ya? Arkadaşlar ya, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı burada videoda kayıtlı. Bir daha 99 depreminde olduğu gibi devlet nerede dedirtmeyeceğiz size diye bu millete söz vermiş. Sözünü yerine getirmemiş, bununla ilgili helallik istemiş. Şimdi onun da sözüne ayrıca AKP'nin grup başkan vekili, onun da sözünü açıklayıcı bir konuma mı getiriyor kendini? Net bir şey. Tamamlayın lütfen. Bırakın söylediğiyle kalsın. Arkadaşlar, yapılabilecek şeyler yapın. Asıl felaket olduğu için değil. Yapılabilecek tedbirler önceden alınmadığı için bunları yaşadık. Sayın Beşler, yerinizden lütfen. Açalım. Teşekkürler Sayın Başkan. Fitne çıkarmak meselesini ne amaçla söylediği gayet açık. Ben dedim ki grubumuz şu anda burada bulunanların hepsi deprem bölgesinden geldi ve şu anda da deprem bölgesinde burada olmayan milletvekillerimiz bulunuyor. Ben de bizzat oradan geldim. Ve hiçbirine fitne çıkarmak için iktidar vekilleri sahaya çıktı, ben de demedim. Böyle bir şeye, bir mevkidaşıma, bir halkın oylarıyla seçilen bir vekile söyleme gibi bir duruma asla düşmedim. Biz iktidarın politikalarını eleştiriyoruz. Biz AFAD'ın, Kızılay'ın bu konuda depremle ilgili bir komisyon kurduk. Bir kitap, bugün vekilimiz gösterdi, öneri var, önlem var, bilim insanlarının gece gündüz uyarıları var. Bunların hiçbiri dikkate alınmadı. Asrın felaketi falan değil. Musibeti felakete siz çevirdiniz. Tamamlayın. Öğlen örnek verdim. Şili'den bilmem Japonya'ya kadar 10 nokta bilmem kaç deprem olmuş ya. İnsanlar ölmemiş. İstanbul depremi kapıda. Önlem alma sorumluluğu kimin? Ayrıca bu helallikle olacak bir şey değil. Anayasa var. Objektif sorumluluk var. Zamanında müdahale edilememiş. Bu bari kabul edilsin ya. Siz evet, Allah rahmet eylesin. İktidar grubunun milletvekili depremde canını kaybetti ya. Ailesine başsağlığı diliyorum. Ona bile ulaşamadınız. Özür dileyin bari. Teşekkür ederim. Gerçi bu özürle olmaz. Hesap vereceksiniz. On binlerce insanın ölümüne hesap vereceksiniz. Evet, sağ olun.